Değerli arkadaşlar, Kilis'ten Afyon'a, Bursa'dan Adıyaman'a, Türkiye'nin dört bir yanında halkımızın teveccühüyle yüzde otuz yedi nokta yedi oranında oy alarak yerel seçimlerde birinci parti olan Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları mazbatalarını aldılar ve çalışmalarına başladılar. Kurtuluş Savaşı ile özdeşleşen kentlerimiz İzmir ve Afyon'dan, Ankara'dan sonra Afyon-Karahisar, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Amasya ve Kilis'te artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla yönetilecek. Samsun, Trabzon ve Ordu'nun merkez ilçelerinin de Cumhuriyet Halk Partisi'ni tercih etmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Bartın yıllar sonra yeniden efsane belediye başkanına emanet. Zonguldak ve Giresun, 5 yıllık aranın ardından yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nde. 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre Türkiye nüfusunun yaklaşık 3'te 2'si Cumhuriyet Halk Partili belediyelerce yönetilecek. Cumhuriyet'in başkentinde rakibinin yaklaşık 2 misli oy alarak seçimi kazanan Sayın Mansur Yavaş, Ankara'da adeta bir destan yazdı. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara'da 25 ilçenin 16'sında seçim kazandı. Düzmece videolar çektiler olmadı. İftira attılar tutmadı. Dava açtılar yine yılmadı. 7'den 77'ye İstanbulluların gönlünde taht kuran Sayın Ekrem İmamoğlu bu seçimde farkı arttırdı ve İstanbul'da yeniden büyükşehir belediye başkanı seçildi. İstanbul'daki belediye sayımız 26'ya çıktı. Cumhuriyetimizin kalesi, güzel İzmir'imiz nezaketiyle, mütevaziliğiyle, disiplini ve çalışkanlığıyla ön plana çıkan Cemil Tugay'ı göreve getirdi. Ve İzmir'de ilçe belediyesi sayımız 28'e çıktı. 78 yıl sonra Sayın Ferdi Zeyrek Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in memleketi Manisa'ya umut oldu. 47 yıl sonra Abdurrahman Tutdere Adıyamanlılara, depremzedelere umut oldu. 74 yıl sonra Afyon Karahisarlılar, Burcu Köksal'ı Afyon'un topuklu efesi diyerek bağrılarına bastı. 74 yıl sonra Balıkesirliler, Kuvayi Milliye'nin merkezi Balıkesir'in anahtarını Ahmet Akın'a teslim ettiler. Orası tarikat yuvası, burası mülteci kampı. Buralardan Cumhuriyet Halk Partisine oy çıkmaz denilen iller ve ilçeler 31 Mart'tan itibaren şanlı Türk bayrağımızın rengine boyandı. Büyük şehirlerimizden beldelerimize kadar her birine sosyal belediyecilik hizmeti vereceğimiz için çok heyecanlıyız. Seçilen tüm belediye başkanlarımıza bir kez daha görevlerinde üstün başarılar diliyoruz. Elbette bu başarıda örgütümüzün, belediye başkan adaylarımızın, belediye başkanlarımızın, kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne güvenen halkımızın payı var. Ancak bu başarının bir de mimarı var. Seçim sürecinde genel başkanımız Sayın Özgür Özel inanılmaz bir performans gösterdi. Hemen hemen her ile her seçim bölgesine gitti ve yaklaşık bir buçuk ayda 106 miting yaparak halkımızla bir araya geldi. Yapılan mitinglerde ve seçim bölgelerinde yapılan özel çalışmalarda hem parti örgütümüzün hem de toplumun motive olması konusunda büyük bir inisiyatif aldı. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in gençliği, enerjisi, motivasyonu, idari maslahatçı değil, cesur ve fakat mütevazi siyaset tarzı toplumda Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı ciddi bir güven duygusu yarattı ve bu güven duygusu Türkiye genelinde sandığa yansıdı. 31 Mart 2024 yerel seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişimin Türkiye'de, Türkiye genelinde toplumun tüm kesimleri tarafından onaylandığını hepimize göstermiş oldu. Ancak bu başarı nedeni nedeniyle hiçbirimizin başkalarında olduğu gibi kibir abidesi olmayacağını da buradan ifade etmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne inanan, güvenen, 31 Mart'ı bir milat yapan ve oylarıyla iktidara sarı kart gösteren halkımıza da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi değişimin gücü ve inancıyla Türkiye'nin dört bir yanında biz de varız diyenlerin partisi oldu. 31 Mart'ın kazananı Türkiye İttifakı, Türkiye ve halkımız oldu. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında değişimin gücü 22 yıllık AKP iktidarını sarstı. Bütün renkleri ve zenginlikleriyle Türkiye'nin bize verdiği görevin ve sorumluluğun bilincindeyiz. Hiç kimseyi ötekileştirmiyoruz. 31 Mart seçimlerinden aldığımız güç ile sosyal belediyeciliği Türkiye'nin dört bir yanına götüreceğiz. Bu ülkenin kurucu partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi olarak birlik ve beraberlik içinde herkesin insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesi için çok daha güçlü bir şekilde mücadele edeceğiz. Halkın vicdanı vatandaşın sesi olacağız. Biz 10 bin liraya mahkum edilen emekliler için işçiler, çiftçiler, atanmayan öğretmenler için, doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları için, yıllardır mücadele veren staj ve çıraklık mağdurları için, bu ülkede ezilen, yoksullaştırılan, acılar üzerinden duyguları sömürülen milyonlar için, susturulmak istenen gençler ve beslenme çantası boş olan çocuklar için ve milleti yoksulluğa mahkum eden anlayışı bitirmek için, çok daha güçlü ve çok daha kararlı bir şekilde mücadele edeceğiz. Bir asırdır uğrunda mücadele ettiğimiz, bizi biz yapan değerlerden ödün vermeden, hak, hukuk, adalet arayan herkesin yanında ve onlarla birlikte meydanlarda, alanlarda olacağız. Değerli basın mensupları, AKP demek çifte standart demek. AKP'nin bu çarpık anlayışı maalesef devlet kurumlarına da sirayet etmiş durumda. Seçimlerin ardından yapılan itirazlar iktidar partisi tarafından yapıldıysa kabul edildi, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yapıldıysa gerekçesi aynı dahi olsa kabul edilmedi. Hatay halkının iradesine 14 Mayıs'tan bu yana saygı duymayan, halkın iradesini gasp eden AKP iktidarı Yerel seçimlerde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını sandıkta kazanamadı. Ama mazbata büyük bir kanunsuzlukla AKP'li adaya verildi. İtirazlarımızı yaptık. Ancak Yüksek Seçim Kurulu da bu kanunsuzluğa ortak oldu ve AKP Hatay'da depremde yaşamını yitiren 3389 vatandaşımızın yerine oy kullandırılmasına göz yumdu. Biz biliyoruz ki depremde yaşamını yitiren canlarımız AKP için sadece bir sayıdan ibaret. AKP'nin yitirilen canlarımızı bir rakamdan ibaret görmesi yetmezmiş gibi şimdi de o yitirdiğimiz canlarımızdan oy devşirdiler. İtirazlarımızın sonucu bile beklenmeden AKP'li belediye başkan adayına mazbata verildi. Yüksek Seçim Kurulu bu usulsüzlüklere sessiz kaldı, hukuk kurallarını çiğnedi. Hatay halkının iradesi bu kez de Yüksek Seçim Kurulu tarafından yok sayıldı ve itirazımız reddedildi. Sanmayın ki bu milli irade gaspına sessiz kalacağız. Sanmayın ki Hatay'dan vazgeçtik. Kurucu liderimizin şahsi meselesi bizim de şahsi meselemizdir. Biz bu hukuksuzluğun peşini bırakmayacağız. Bugün yaklaşık bir saat kadar önce Hatay seçimleriyle ilgili Yüksek Seçim Kurulu'na tam kanunsuzluk başvurusu bizzat Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel tarafından yapıldı. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi meselem dediği Hatay her bir Cumhuriyet Halk Partili'nin şahsi meselesidir ve Hatay halkının iradesine bu anlayışla her zaman sahip çıkılacaktır. Hatay seçimlerine şaibe bulaşmıştır. Var olan bu kanunsuzluklar nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu tarafından Hatay seçimlerinin derhal iptal edilerek yenilenmesine karar verilmesi gerekmektedir. Değerli basın mensupları, AKP demek riyakarlık demektir. 7 Ekim'den bu yana Filistin'de masum çocuklar katledildi. 33 binden fazla insan can verdi. Gazze'de katliam devam ederken AKP iktidarı İsrail'le ticarete devam etmekte hiçbir sakınca görmedi. Bu duruma tepki gösterenleri susturmaya çalıştı, ters kelepçeyle gözaltına aldı. Meydanlarda pankartları indirdi. 6 aydır Gazze'ye bomba yağarken Filistinliler açlıkla, susuzlukla mücadele ederken AKP iktidarı ve yandaşları her zaman olduğu gibi sadece kazanacakları parayı düşündüler. Aylar sonra Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail ile ticarette 54 ürüne ihracat kısıtlaması getirildiği açıklandı. 9 Nisan 2024 tarihinde kısıtlanan bu ticaret Sayın Erdoğan, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde 7 bine yakın masum Filistinli çocuk maalesef bugünü göremedi derken de devam ediyordu. Yani bu ticaret Emine Erdoğan'ın Gazze'li çocuklar için düzenlediği kurşun geçirmez düşler sergisine katıldığında da devam ediyordu. Yani bu ticaret 10 yaşındaki yaralı Gazze'li çocuk Ahmet Ayaş'ın Erdoğan'a beni kurtar diye seslenirken de devam ediyordu. O zaman soruyoruz. Hani ticaret yoktu. Olmayan ticarete kısıtlama getirilemeyeceğine göre neden halkın gözünün içine baka baka yalan söylediniz? AKP İsrail'le aylardır bu ticareti her şeye rağmen sürdürdüklerini bizzat kendi bakanlıklarının kararıyla itiraf etti. Biz getirilen ihracat kısıtlamasını çok geç kalınmış olsa da olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. İsrail vahşeti karşısında aylar sonra adım atan AKP bu kısıtlamayı genişletmeli ve İsrail ile ticareti tamamen bitirmelidir. Türkiye'nin mazlum Filistinlilerin yanında olduğunu göstermelidir. İsrail ile ticaret Filistin'e ihanettir. Değerli basın mensupları, AKP demek basiretsizlik demektir. Bakın Orta Doğu'da tansiyon yüksek. İsrail ile İran arasında karşılıklı saldırılar oluyor. AKP iktidarı saatlerce ne diyeceğini bilemedi. Bu önemli gelişmeler karşısında başta Dışişleri Bakanı olmak üzere tek bir yetkilinin dahi bu konuda uzun süre bir açıklama yapmaması ülkemizin dış politika hanesine eksi puan olarak yazılmıştır. Bizden habersiz bölgede yaprak kıpırdayamaz diyenler bu saldırılar karşısında dut yemiş bülbüle dönmüştür. Ekonomide bağımsız olmazsan dış politikada günübirlik çıkarlara göre şekillenen tutarsız ve istikrarsız bir siyaset uygularsan tavır göstermen gereken yerde ve zamanda tavır gösteremezsen uluslararası camiada seni kimse ciddiye almaz. Füze ve roket atılıyor, saldırı bile diyemiyorlar. Adım ya da hamle diyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim tavrımız net. Biz Filistinlilerin ve tüm mazlum halkların yanındayız. Orta Doğu'da gerilimi yükseltecek tüm politikaların da karşısındayız. Tüm ülkelerin bu konuda itidalli davranmaları gerektiğine inanıyoruz. Böyle bir ortamda hiç şüphesiz ülkemizin ve partimizin kurucusu, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bize gösterdiği yurtta barış, dünyada barış anlayışıyla hareket edilmelidir. Değerli basın mensupları, kıymetli yurttaşlarımız. Erdoğan içeriğinde seçim değerlendirmesi de bulunan bir bayram mesajı yayınladı. Videodaki halinden anlaşılacağı üzere Erdoğan zor bir bayram geçirmiş olmalı. Bayramın bile yumuşatamadığı bu öfkeyle tam 22 yıldır yönetildik. 22 yıl boyunca ayrıştırıldık, kamplaştırıldık, kutuplaştırıldık. Bu öfkeden Bursa Yıldırım ilçesi belediye meclis üyesi aday adayı olan partilimiz Zülfikar Bal'da nasibini aldı. AKP listelerinden belediye meclis üyesi seçilen bir vandal tarafından mazbata töreninde 76 yaşındaki partilimize sinsice yapılan fiziki saldırı işte tam da bu öfkenin yansımasıdır. Olayın mağduru Zülfikar Bal bu alçakça saldırı karşısında sadece bizim kuşağımız kardeş kavgasından sağ sol çatışmasından çok can kaybetti. Cennet vatanımızda o günler bir daha asla yaşanmasın. Dileğim, temennim budur." demekle yetindi. Bizce sayın Erdoğan ve şurekası milletin sandıkta verdiği mesajları analiz ederken bu olayı da iyice analiz etsinler. Zira böyle alçakça bir olaya sessiz kalan bir siyasi parti ve siyaset anlayışı toplum nezdinde meşruiyetini yitirmeye mahkumdur. Kayseri Pınarbaşı'nda da sandıktaki yenilgiyi hazmedemeyip bir kabadayılık hikayesiyle seçim kurulu hakimini tehdit ederek seçimi iptal ettirenler cevaplarını 2 Haziran'da alacaklardır. Sözün özü halk artık kin, nefret ve öfke siyasetinden bıktı ve usandı. Milletimiz artık Öfkeli bir cumhurbaşkanı görmek istemiyor. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak halkımızın bu isteğini yerine getirmek için büyük bir heyecan içindeyiz. Türkiye haritasını kırmızıya boyadıkça gülen yüzleri, gülen gözleri göreceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Özlediğimiz huzur, barış ve refah ortamı Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıyla geri gelecek. Değerli basın mensupları ve kıymetli yurttaşlarımız. Son 3 yıldır enflasyon sürekli yükseliyor. Türk lirası sürekli değer kaybediyor. Bankaların aldığı son karar çok düşündürücü. Artık ATM'lerden sadece 50, 100 ve 200 liralık banknotlar çekilebilecek. Yani bankalar 20, 10 ve 5 liralık banknotların bir değeri yok diyorlar. Bir para birimi nasıl değersizleştirilir? İşte kanıtı. Ekonomik kriz hızla ekonomik buhrana doğru ilerlerken bir bayram tatili geçirdik. Benzinin pahalılığını, otobüs biletlerindeki artışı, köprü ve otoyollardaki ücretleri konuştuk. Çikolata nasıl bu kadar pahalanmış dedik. Emekliler torunlarına bayram harçlığı veremedi, pek çok kişi bayramda memleketine gidemedi. İkramların porsiyonları küçüldü, baklavaların içindeki malzemeler değişti. 31 Mart'ta halktan ağır bir tokat yiyen AKP'li bazı milletvekilleri ise yurt dışı tatillerinden yedikleri istakozun fotoğraflarını paylaştılar. Ya bu neyin kafası değerli arkadaşlar? Bu şahıs seçim döneminde İzmir'de sosyal belediyecilik, dayanışma ve halkı anlamak gibi hiç anlamadığı konularda nutuk atıyordu. Türkiye'de ne eti olduğundan bile şüphe duyduğumuz yarım ekmek arası et döner 200 liradan aşağı bulamazsınız. Bir de içinde döner ararsınız. 22 yıllık AKP iktidarında yarım bardak çay, yarım simit, çürük meyve sebzeye verilen yeni adıyla olgun meyve sebze, içi boş baklava ve bayat ekmek gibi terimlerle tanıştık. Değerli basın mensupları, AKP milletvekili Şebnem Bursalı'nın yediği istakozun hesabıyla bir ay geçinmek zorunda olan aileler var bu ülkede. Önümüzde kurban bayramı var. Bakalım iki ay sonra halkı küçümsemek adına daha neler yapacaklar? Kibir abidesi AKP'liler bu kez hangi görgüsüz davranışlarıyla gündem olacaklar merakla bekliyoruz. Bu görgüsüzlüğün, bu eşitsizliğin ve haksızlığın akıllara getirdiği Tevfik Fikret'in şiirinde de dediği gibi yiyin efendiler yiyin bu hanı iştiha sizin doyuncaya, tıksırıncaya, çatlayıncaya kadar yiyin. Ama unutmayın ki ilk genel seçimler istakoz sofralarınızın da sonu olacak. Değerli basın mensupları ve kıymetli yurttaşlarımız, 31 Mart'ta sandığın verdiği mesaj, Cumhuriyet Halk Partisi'nin pürüzsüz zaferi, AKP'nin büyük hezimeti, hepsi bir sonun başlangıcıdır. Neyin sonu, neyin başlangıcı diye soracak olursanız, AKP iktidarının sonu, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının başlangıcıdır. Devlet kurumlarındaki liyakatsizliğin, yandaşa teslim edilen koltukların, partili devlet bürokratlarının sonunun başlangıcıdır. Ayrıştırmanın, kutuplaştırmanın, adamcılığın sonunun başlangıcıdır. Ülkenin bütün karar mekanizmalarını elinde toplayan, adalet sistemine, ekonomiye, toplumsal huzura darbe vuran tek adam sisteminin sonunun başlangıcıdır. Partimizde başlattığımız değişim rüzgarı artık ülkemizde de esmeye başladı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni yerel seçimlerde Türkiye'nin birinci partisi yapan halkımız, inanıyoruz ki ilk genel seçimlerde de bize aynı gururu yaşatacaktır. Değerli arkadaşlar, buradan partim adına, partimin çeşitli kademelerinde görev yapan her bir ferdi adına söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kibirin en ufak bir emaresini dahi görmeyeceksiniz. Halkın verdiği oyları rahatlama sebebi olarak gören bir irade değil, aksine omuzlarımızda artan yükün farkında olarak ve fakat gururla taşıyarak doğru bildiği yolda durmaksızın ilerleyen bir irade olarak göreceksiniz. Bu seçimlerde yaktığımız meşaleyi hiç sürdürüm söndürmeden değişim inancı ve gücüyle Türkiye ittifakı için çalışmaya devam edeceğiz. İşimiz gücümüz Türkiye bizim için sadece bir seçim sloganı değildir. Sadece seçimde değil her gün için işimiz gücümüz Türkiye diyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, teşekkür ediyorum.